Vadeli Fenerbahçeliler sizlerle birkaç gündür birlikte değildik. Bu birlikte olmadığımız süre içerisinde de bayağı bir gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Hafta başı yayınından sonra hafta sonuna girerken Fenerbahçe Beko'da özellikle transfer süreçleri hız kazandı. Öncelikle bir yaprak dökümü başladı. Öyle söyleyebiliriz. Yayınımızın ertesi gününde canımız, yanımız, ciğerimiz, yan meselimiz maalesef takımdan ayrıldığını açıkladı. Bu konuda Koç İtudis'in de açıklamaları olur. Bir aile kararı denildi. Fenerbahçe'de bir devir daha kapandı. Hemen arkasından da, daha doğrusu hemen öncesinde ve sonrasında da bazı ayrılıklar gerçekleşti. Bartel, Ahmet ve Floyd da takımdan ayrıldılar. Floyd da bugün Galatasaray'a imza attı. Fenerbahçe'de aslında uzun rotasyonunda bir anda böyle bir şey oldu, değil mi? Bir boşalma oldu. Oraya bir Samet hamlesi geldi, bir Motley hamlesi geldi ama bugün açıkçası bir haber daha çıktı dış basın kaynaklı. Fenerbahçe'nin Tony Jekyll ile anlaştığı söylendi. Biraz ilginç bir transfer süreci oldu. Bunu da yayından önce zaten bir anket attık. Yani bir %60'a yakın bir isterim, %40'a yakın da istemem gibilerinden böyle bir oylanma olmuş. Böyle izleyenlerimiz hem yorumlarını falan yazmışlar. Fenerbahçe'de değişik bir transfer süreci gelişiyor Uğur. Yani bunu birazcık konuşmak istedim. İtudis'in de açıklamaları oldu biliyorsun hani. Çok fazla paniğe gerek yok. Herkes sakin olsun gibilerinden. Bir de ne kadar yerli oyuncu rotasyonumuz iyi olsa da biz burada daha fazla oyuncu taraması yapıyoruz. Bir de şey demiş, 80 milyonluk bir ülkede niye bu kadar az basketbolcu çıkıyor gibilerinden bir eleştiri yapmış. Vallahi biz onu her sporda alanında düşünüyoruz açıkçası yani. 80 milyon içerisinde bir tane milli takıma sol bek falan bulamıyorduk Ferdi gelene kadar. Ferdi de devşirme yani öyle düşün. Hani oradan tabii ülke sporunun kanayan yarası herhalde bu kadar potansiyel olduğu halde çok fazla oyuncu çıkartamama konusunda. Basketbola döndüğümüz zaman of yani ayrılıkları zaten bahsettik. Zaten birazcık oradan gireceksin. İşte bugün gene bir haber çıktı. Wilbekin'in buyout sorununda çözüldü. Fenerbahçe ile anlaştı deniyor. Bir yandan da Tony Jekyll'i haberleri. Geçti. Sen neler söylemek istersin? Fenerbahçe'de süreç sence nasıl işleyecek? İtudis'in açıklamalarını istinaden neler düşünüyorsun? Valla öncelikle moralimiz bozuk tabii haliyle. Yani sinirler tabii bir haliyle kendine gelmesi çok uzun zaman aldı. Az önce sen çok güzel bir girizgah yaptın her zamanki gibi. Estağfurullah. Veseli konusunda açıkçası bizim bugün söylediklerimizle birebir orantılı gitti aslında olaylar. Aslında Etiyodis'te, Derya'da, işte Mauricio'da, işte oradaki bütün bunlar ekip bizi doğruladı açıkçası. Fenerbahçe'nin fiyat konusunda alakalı bir arttırımından ziyade Veseli'nin kendi kariyer challenge ile alakalı bir durum da söz konusuydu açıkçası bakıldığı zaman. Şimdi belki insanlar şey gibi algılayabilir bunu. Ya burada işte abide olmuşsun, işte artık forman asılacak seviyeye gelmiş, işte taraftarın bir numarası sevgilisin, işte böyle bir sevgi seli hatta neyse artık yuma sevgi seli böyle bir şey yok, kimseye basar olmaz, doğru. Ama işte hayat bazen bazı sayfaları açmaktan yana oluyor ve bazen orada olmanız artık nasıl söyleyeyim fazla sevgiden ziyade fazla başka şeyler deneme heyecanına kapılıyor artık insanlar. O da şundan kaynaklı. Şimdi bakıldığı zaman Obra sonrasında yaşanan fazla yaprak dökümünün artık bir süre sonra heyecanını kaybedebilme potansiyeline bir zaman ölçütünde Veseli'ye de yansıyacaktı bu. Şimdi Kokoşkov sonrası gelişen olaylar, işte kadrodaki darlık rotasyonu, işte sonrasında işte yine Kokoşkov'un bir acaba bir kadro kuruyorum deyip işte ondan sonra takımı yarı yolda bırakması gitmesi. Yani organizasyonel anlamında da Veseli'yi tatmin edemedik açıkçası biz bir iki sene. Ve Veseli buna rağmen bence oynadığı süreç içerisinde arkadaşlar kesinlikle yanlış bir anlamasınlar dostlar beni. Ben burada kötülemek için bir şey söylemiyorum ama bir doneyi de ortaya bir tespiti de ortaya koymak lazım. Veseli gerçekten yani sakatlıkları çok momentumu yüksek seviyede oynadığı için yani şiddetli ve nasıl söyleyelim onu? Yani evet momentumu yüksek bir hani darbeli matkap gibi diyelim biz ona. Öyle bir oyun stili olduğu için tabi bu tarz oyuncular sakatlandıkları zaman geri dönüşleri çok ağır oluyor. Biz bu bedeli de yaklaşık bir de yaş aldıktan sonra ki mesela artık 32 artık bu kış 33'ü görecek bir
kariyer performansından bahsediyoruz. Yani onun dönüşleri çok ağır oldu. Açıkçası bizim şansımıza ki Efes serisinden bahsediyorum. Bunu gözlemleyebilenler, işi gerçekten sıkıcı takip edenler anlayabilirler. Bunu aynı şey için Dandidikolo için de söyleyeceğim. Bunlar elinizde bulunduğu zaman hakikaten cevher. Bir de işte işlemeye başladığı zaman mücevher oluyorlar hakikaten. Bu tarz oyuncular. Ama Efes serisine yaklaşık o sakatlıktan geri dönmeleri ve de o maç temposunda olmaması Fenerbahçe'nin. İşte Euroleague'den zaten elenmek zorunda kalması, çok daha önceden belli olması. Bu tarz şeyler de açıkçası bakıldığı zaman organizasyonu olan biraz nasıl söyleyeyim Onur? Anlamak istiyorsun herhalde değil mi beni? Yani orada biraz prestij kaybı oluyor. Yani insanın kendi motivasyonunu tekrar kazanabilme anlamında da o sağlayamamış olabilir. Bunlara saygı duymak lazım. Mesela bizim abidemizdir, her türlü efsanemizdir. Ondan yana sıkıntı yok. Bazen yol ayrımına geleceğiz. Ne yol ayrımlarını yaşamadık? İşte biz çocukken Oğuz'da Aykut yaşadık. Ben birazcık daha gençliğimin başlangıcı çocukluğumun biraz daha tam anlamıyla karşılığında Rıdvan'ı yaşadık. Ondan sonra Alex'leri zaten biliyorsun. Yani yaşanılan süreçleri. O yüzden Fenerbahçe'de böyle ayrılıklar oluyor. Tabii içimize dem vuran. Zaten Obradovic arkası yaşadığımız hüzün, keder, işte boşluğun hala tarifi bile yok. Ama bunlar bir tarafıyla çok da güzel mutluluklar. Hayatın gerçeği böyle. Bir başlangıcı var, bir sonu var. Ne mutlu ki bize bu duyguları tattık. Yani aslında üzüldüğümüz şeylere aslında bir taraftan da sevinmeliyiz. Bardağın dolu tarafından gene bakmalıyız. Yaşadık bunları. Şimdi İtiyodüs tarafından bakıldığı zaman az önce daha önceki programlarda Jesus adına konuştuğumuz şeyler İtiyodüs açısından da geçerli. Artık İtiyodüs'ü yanlış anlaşılmasın ama Saras'ta bir tutamayacağım. Yani İtiyodüs artık Euroleague şampiyonu iki kere yaşamış, özümsemiş, CSK gibi bir organizasyonda head coachluk yapmış bir hocadan bahsediyoruz. Ve oradaki nasıl söyleyelim bunu güzel bir tabirle, yani egolu oyuncuları açıkçası net tabirle yönetebilmiş bir kariyer, koç kariyerinin burada da ne yapmak istediğini veyahut da burada hangi oyuncularla devam etmek isteyeceğinin kararını vermesi bizim de hangi onu vereceği her türlü karara bir anlamda daha güvenilir destek verecek veyahut da daha anlam yükleyebileceğimiz bir transfer performansı olacak aslında bakıldığı zaman. Az önce sen söyledin mesela Jekyll'i transferi dedin. Şimdi Veseli arkasında Jekyll'i transferin anlamı şu bir tarafıyla. Booker'ın da kalacağını düşünürsek ki Booker şu an kadro rotasyonunda. Booker aslında bakıldığı zaman Efes serisini gördük. Hatta Euroleague'in bazı maçlarında hücum standartlarını bazen çok yukarıya çekebilen bir uzundan bahsediyoruz. Yani artık üçlük tehdidi bile olan bir pivot. Yani şimdi Plyce'ın Efes'teki karşılığı neredeyse bu seride Booker oldu şimdi açıkçası konuşmak gerekirse bakıldığı zaman. Evet, sezon başında transfer edilirken de Booker için söylemiştik hatırlarsan. Yani savunmayı seven bir uzun değil. Zaten Amerika tandanslı oyuncuların birçoğu zaten böyle. Ayakları da biraz ağır kalıyor haliyle. O yüzden savunma yönü şimdi Vesey'de gittikten sonra orasını 4-5 karışım artık statik 4'ler 5'ler özellikle 5'ler kalmadı. Zaten Vesey'i de Vesey'i yapan olaylardan biri buydu. Yani o 5-4 kavramını attı yani. Zaten yani kavram üstü bir oyuncuydu gerçekten bakıldığı zaman. Ama şu atletizm çok kuvvetli oyuncularda zaten bu performansı yakalayabilme şansınız var. Ben Modlin'in de tabii ki kıyaslama girmek doğru değil ama iyi bir koçun içerisinde Veseli tarzı bir boyuta erişebileceğine inanıyorum ben açıkçası. Çünkü potansiyeli çok yüksek. Aynen öyle. Potansiyeli yüksek. Savunma yönünde de stance'de kısanın önünde çok rahat durabilecek bir savunma tehdidi var. Ve çok daha önceki programda söyledik. Ayakları çok flexible. Yani her iki kat pozisyonunu soldan vurup sağ ayakta, sağdan vurup sol ayakta da bitirebiliyor. Çok önemli. Evet, atlet. Yani el üstü şutu var. Post-up'tan şutu var. Yani çok kolay şovapları kaçıp boştaki adama pozisyon yaratabilme olasılığı var. Birçok noktada aslında mesela benzer şeyleri var, özellikleri var ve işlemeye değer özellikleri var. Screenlerde çok değişik devriliyor. Umur, aynen çok öyle. Çok kritik screen vuruyor ve çok ciddi devrilmeleri var yani. Çok haklısın. Aynen öyle. Bir tane uzun gerekiyor tabii ki. Biz daha sert savunma yönü bu sefer. Hani Ekbe Yudov gibi açıkçası bakıldığı zaman teşbih hata almasın. O tarz bir pivot arayışı var belli ki. Jekyll'i de bence bu nasıl söyleyeyim anlamda ya da bu mantalitede çıkan bir isim bence ama
daha potansiyelini bulundurabiliriz bence. Biz seninle geçen de yemekteyken beraber orada konuşmuştuk zaten biliyorsun. Yani ben açıkçası bir NBA opsiyonu olabileceğini düşünüyorum şahsen. Yani uçucu zaten daralan bir havuz var Euroleague'de. Bir Brandon Davis buna sanki uyuyormuş gibi gözüküyor açıkçası. Hem Euroleague'de bize de kendisine de sınıf atlatabilecek bir boyutta kariyer anlamında da. Ama o da işte Milano'yla çok adı geçiyor ama hala boşta. İmza yatmış. Milano'ya. Aynen. O zaman hayırlı olsun. Yani işte dediğim gibi yani çok da böyle üstüne konuşan sen çok sevdiğin Papa Giannis var ama o da bence ona uymuyor gibi geliyor ama evritebilir mi başka bir şey oynar mı bilmiyorum. E Militaro'nun zaten o gün söyledik. Evet. Yani ağır bir sakatlığı var. Militaro'nun görüşürdü. Ciddi anlamda da pazarlıklar da yapıldı ama sağlık raporları ondan istendi. Çok başarılı geçmedi haberini aldım ben açıkçası. O yüzden vazgeçilmiş durumda görünüyor. Yani bakılacak, görülecek. Wilbekin'e geleceğim ama istiyorsan bundan önce sana biraz sözü vereyim. Sonra ben Wilbekin'e devam edeyim. Yok şöyle zaten. Ben de hani şimdi yorumları falan okumuştum. Cevaplayabildiklerim oldu. Cevaplayamadıklarım oldu. Ben de hani oraya açıkçası Fenerbahçe'nin bir tane daha böyle aslında harbiden statik dediğimiz bir 5 çekmesi lazım. Yani ben açıkçası yani Booker ve işte Cekir ikilisinin çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Oraya gerçekten bir tane çok çok iyi ve hiç tartışılmayacak tabii ki bir uzunun gelmesi gerektiğine inanıyorum. Hani öyle devam edeceğim. Sen zaten hani benim açıkçası konuyu nereye bağlamak istediğime zaten direkt kendin geldin. Öyle söyledim sana. Hani çünkü şimdi programı sırasıyla giderken zaten dedik ki işte Veseli'nin vedası dedik, giden oyuncuları da dedik, konuştuk. Hani Veseli özelini zaten buraya yaptık. Gidenler de az çok zaten son zamanlarda da söyledik. Sezon ortasında da söyledik. Çok devam etmemesi gerektiğini. Hele bazı isimler vardı ki bir senedir söylüyoruz kesinlikle gitmeleri gerekiyor diye. Yani uzun tarafını öyle kapattık. Zaten isimler de verdik. Hani görüşülenler var ama sanki orada birazcık daha İbra Amerika'ya dönecek gibi geliyor bana. Öyle söyleyebilirim. Hemen o zaman hiç ara vermedim. Çok ekleme, ufak bir ekleme yapalım. Hani kafamızda soru işareti vardı ama ben hem aldığım duyumlardan hem de gözlemlediğim kadarıyla çok net bir şekilde iyi bir gözlemciydi. Polan aradı muhtemelen artık bizimle. O da bence kafasından hem İtudis kanadından aldığım bilgiler hem de Polan aradı kendi mantalitesi de İtudis'le birlikte devam edilen bu yolda o da kalmaya taraftar olmuş. Bence çok akıllıca bir karar vermiş. İtudis gibi bir koçun elinde de bir Polonar'ı izlemek isterim açıkçası. Yani Polonar, Motley, Booker kötü bir uzun rotasyonu değil. Türk için Sabet'e eyvallah bir eyvallah dedik. İnşallah bu fırsatı değerlendirir. Kötü bir oyuncu değil. O da zamanında potansiyelli bir uzun olabilecekti. Yüzü dönük çok rahat şut sokabilen bir uzun açıkçası. 4 numara Sabet. İnşallah yani o Berkay'dan 2 sene önce Berkay'dan alamadığımız performansı inşallah Samet'ten alabiliriz. Ama Euroleague üzerinde baktığımız zaman az önce dediğim gibi oraya statik A5 standartlı evet. Bir savunma evet. Yönü daha güçlü olan bir uzun almalı evet. Aynen. Yani onun haricinde zaten çok ekleyeceğim bir şey yok. Polonara ile alakalı zaten şunu söyleyeyim. Hani geçtiğimiz yayınlarda şöyle bir şey vardı. Senin verdiğin bir örnek vardı. Polonara da zaten hep böyle ilk sezonları çok böyle ne derler alışma sürecinde geçiyor. Kulübe, gitmiş olduğu şehre diyelim. Hani ikinci sezonlarında zaten böyle o yükseliş ivmelerini kazandığını görüyoruz. Diliyoruz ki zaten devam ederse de Polonara Fenerbahçe'de başarılı olur. Yani bir ara İstatistik anlamında da iyiydi. Tam böyle kendini toparlamaya başladı. O koş koş oyunlarında çok başarılı oldu ama işte Durağan oyuna geldiği zaman biz Polonara'nın böyle o kaçırdığı boş şutlar falan böyle bizi çok üzüyordu. Ama dediğin gibi şimdi belki bir şampiyonluk yaşaması, şimdi milli takım antrenmanlarına devam ediyor. Belki orada iyi bir milli takım süreci geçirirse de önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de başka bir seviye çıkabilir. Yani şimdi zaten uzun tarafını burada kapatırken gerek o. Ankette gerek burada zaten izleyenlerimiz hani görmek istedikleri uzunları muhakkak yazacaklardır. Gene zaten Fenerbahçe'nin artık birinci resmi ağızlardan konuşulan benim de canlı yayında çıktığım bir Wilbekin meselesi var. Biraz da orayı konuşalım istiyorum Uğur. Hani zaten dediğim gibi hani İtiyodis'in açıklamaları üzerinden gidiyoruz. Konuştuğumuz isimler de zaten İtiyodis'le alakalı. Biliyorsun Derya Yanler tarafından da artık açıklanmıştı. Hani bunu İtiyodis de söylüyor. Hani Wilbekin'le ilgileniyoruz. Wilbekin'le ilgimiz var gibilerinden. Bugün çıkan bir haberde de zaten sanıyorum bayağı probleminin çözüldüğü söyleniyor. Uğur ve Wilbekin'in artık Fenerbahçe'yle anlaşmasının %95'lere kadar çıktığını falan söyleyebiliriz son dakika bir şey olmazsa. Biraz da Wilbekin'le alakalı konuşalım. Akabinde zaten dediğim gibi yani şu anda çok net şeyler olmadığı için
Bir genel değerlendirme gibi olacak. Gülbekin'le alakalı neler söylersin yani? Ufak tefek konuşmaları. Yok, açıkçası nete yakın şeyleri konuştuk zaten. Bir de evet. Bu süreç bir proses var artık. Yani sonuç itibariyle bakıldığı zaman gerek oyuncu taraflarında gerek işte kulüp tarafında incelenip sık dokunacak bir durum var açıkçası bakıldığı zaman. Bu arada programla alakalı yani görüşlerimi bildirirken daha önceki programda bir arkadaş yazmıştı galiba da çok doğru bir tespit. O oyuncuyu ben de biliyorum ama Enkoku değildi galiba. Başka bir Aldo Berlin'in pivotundan bahsetmişti. O çok ilgi çekici bir pivot olabilir. Yani şu an evet. Enkoku galiba da başka biriydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O arkadaş yazmıştı. Bak şimdi onu düşünürken programda ne güzel ki bak böyle izleyicilerimiz var. Sağ olsunlar. Aklımızda böyle beyin fırtınası yapar. O isim bir de o kendisi de yazarsa biz de bulabilirsek programı dile getiririz. O bir opsiyon olabilir. Ben de orada bulmaya çalışırsa sevinirim. Yani denk gelirse güzel olur. Olmazsa zaten o bizi izleyecektir, bizi yazacaktır, paylaşacaktır. Tekrardan diğer programda zaten söyleriz. Eyvallah. Yani Wilbekin açıkçası ben hani belki beni izleyeceğin, bizi izleyenleri biliyorum. Bizim çok can dostlarımız ya yani, Orak sen biraz olumsuz bakıyordun diye bana dönebilirler. Şöyle ki şimdi olur biliyorsun yani açıkçası Kumadze. O nasıl? Kumadze mi acaba? Jean-Marc Chris Kumadze. Allah razı olsun. O galiba ya. O dedi yani. Lammers vardı, Lammers. Ben William Lammers. Sanki daha değişik isimliydi ama olabilir şimdi bir şey diyemiyorum çünkü isim yani biraz tınıl şey gelmiyor yani aklıma gelmiyor. Şimdi ya Wilbekin dediği zaman ya Wilbekin abi nasıl söyleyeyim disipline edilebileceği zaman mesela gerçekten ona nasıl söyleyeyim yani onu inandırabildiğin andan itibaren yani onun o Bobby Dixon'ın Obradovic'in yani Obradovic ellerinde affedersin ama hani nasıl söyleyeyim hani hani terbiye değil de hani terbiye eder gibi onu gerçekten doğru basketbola, sağlıklı işleyişin içerisinde o makine düzeninde soktuğu zaman Bobby Dixon'ın nerelere gittiğini gördük. Evet, zaten var olan bir potansiyel. Yani inanın bana Bobby Dixon kadar potansiyeli var ama hangi koç yani az önce bir kelime kullandım ya kelime dağarcı yani cevher var ama onu mücevhere dönüştürebilecek o potansiyeli çıkaracak koçun elinde olması lazım. Itiudis tercih ettiyse tamam bunu bana alın dediyse ben zaten en başta orada ikna oldum açıkçası. Ona ikna olmak istiyorum. Orada aynı içim rahat. Gerçekten eğer disiplin edilebilir, eğer kanalize edilir, paralize değil de sezon içerisinde kanalize olmuş bir şekilde Fenerbahçe'sine eğer yardımcı olmaya kararlı ki Itiudis'in elinde başka türlü bir hale bürünmesi zaten imkanı yok bence de. Yani eğer o şekle gelirse ikinci bir Bobby Dixon bari, Bobby Dixon demiyorum bak, Bobby Dixon bari bir performans görürüz. Yani şimdi Euro Cup zaferini getiren oyuncu grubunun içerisinde bir numaralı adamlardan biriydi yani açıkçası bakıldığı evet. Zaman. Clyburn, Dilbekin, Zizic. Üçü ya. Aynı öyle. Ve Dachka performansında zaten hepimiz hatırlıyoruz. Yani bize burada bizim de özellikle oynadığı maçlarda yani kendine böyle Bobby Dixon gibi böyle bir challenge bulduğu zaman o tempoyu çok başka seviyeye çekebilecek, başka bir aurada sana basketbol zevki zerafeti yaşatabilecek bir oyuncu açıkçası bakıldığı zaman yetenek tarafından. Ve savunma yapmıyor diye bilinir ama kafası savunmaya verdiği zaman da bu çok bir durum geliştirmesi açıkçası ama dedim ya az önce disipline edilebilme potansiyeli olan ama işte dediğim gibi o challenge'e ki artık Fenerbahçe Beko'ya geldiyseniz artık o challenge'in içerisinde zaten girmek zorundasınız. Belki Makabi'deki eski Makabi zaten başka bir Makabi'di o efsane Makabi'di ama şimdi Makabi organizasyonu tabii çok fazla nasıl söyleyeyim yukarıları hedefleyebilecek bir takım kimyasını oluşturamadılar bütçesel anlamda ve organizasyon anlamında diyelim. Fenerbahçe şimdi artık son yıllarda özellikle son 5 senedir yani 5 sene üst üste Final Four yapmış. Son 3 senesinde işte Final Four'u son anda kaçırmış. Ne ağır sakatlıklar ne Covid'ler. Bu geçen sene daha doğrusu geçtiğimiz sene yaşanan bu CSK ve Rus takımlarından dolayı yediğimiz bir ağır bir gol var. Yani buna rağmen Fenerbahçe'nin ayakta kalıyor olmuş olması da organizasyonun hala saygıdeğer işleyişini gösteriyor.
O yüzden Bobby Dixon var bir performans izlememiz işten bile değil. Birebir oynayabilen, el üstü delici o Mike James ve Shane Larkin tarzı pozisyon geldiği zaman hiç şutunu sakınmadan sokabilecek dirayette bulunan ve şu o ritmi yakaladığı zaman gerçekten rakip için çok kabus olacak bir performansa imza atabilir. Açıkçası dediğim gibi disiplin edildiği zaman feci bir asist potansiyeli olabilen bir top yönlendirici, oyun yönlendirici. Yani combo guard'ın bir çeşidi açıkçası bakıldığı zaman. Bir de klasik guard'ın kendi asli unsuru orada Henry varken bir numara oynayabilen, iki numara açıkçası ağırlıklı kuzur üçlü varken topu yönlendirici. Bir de orada tecrübe abidesi veya gerçekten bu seride gördüğümüz gibi kafayı koyduğu zaman hakikaten fark yaratacak bir, nasıl söyleyelim, bir repertuar varken, Nando De Colo repertuarı varken çok keyifli olur orası açıkçası bakıldığı zaman. Ama dediğim gibi yani o şartlara ikna etmek lazım Wilbekin'i. O zaman gerçekten bir de özellikle çok önemli, altı çizilecek, tadından yenmeyeceğini eğer farkı yaratırsa bize pozitif anlamda, bir de Türk rotasyonunda oluyor olması olayı çok başka yere çeker açıkçası. Aynen. Nando ile alakalı da koçun açıklaması var. Sanıyorum Nando'da kalmak istiyormuş. Görüşmeler devam ediyor. Öyle söyleyebilirim. Ya orada yani çok dedikodu çıktı. İşte son sezonunda Fenerbahçe'ye gelirken itibarcısı anlaşamadı falan filan. Böyle bir şey olmadı. Çok net bir şekilde. Ya ben o zaman da öyle bir şey olmadı düşünüyorum. Kulübün de doğum günü kutlaması çok enteresan yani. Adamın sözleşmesi bitmişken doğum günü kutlaması da bir enteresan olmuş. O biraz saygı sevgidir. Yani o olabilir. O belki yani bir karşılıklı bir nezaket şeyinde olabilir. Geçen sene de hatta geçen de daha da biliyorsun De Colo gitti gidiyor falan denirken gene doğum günü kutlaması yapamamış, hatırlıyor musun? Hatta tepki gelmişti. De Colo'yu niye kutlamadık falan diye. Sonra bir gün sonra işte doğum günü kutlaması hem de bir daha uzattık falan diye. Uzatma derken bu arada İsmet ve Melih'e de hayırlı olsun. Melih Kaptan da çok değerli, zaten konuşmaya gerek yok. İnşallah o da performans üstüne koyar. Kaptan yakışır bir şekilde. İsmet'i ben değerli buluyorum. İsmet gibi yani Buğra'nın Efes için değeri neyse, bence ondan daha kat be kat değeri fazla bence bizim için. Gerek Euroleague'de gerek de sezon içerisinde Türkiye Ligi'nde çok pozitif şeyler imza attı. Ben burada Tarık'ı da çok önemsiyorum. Djordjevic'i çok fantastik bir imeye doğru yakaladı açıkçası. Hücum yönünde bir şikayetim yok Tarık'tan ama İtudis'le inşallah savunma yönü artık İtudis'te. Yani İtudis dediğin zaman, Yunan koç dediğin zaman abi, yani orada savunma yapamazsan gidersin abi. Yani isminde olursa olsun gidersin abi. O yüzden ben İtudis'i çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Zaten o da artık günümüz basketbolunda koş basketboluyla birlikte onlarla gitmeyi çok seviyor açıkçası baktığı zaman. İtudis. Yani mesela Corey Higgins olsun, işte Daniel Hackett olsun, işte Clyburn olsun. Yaz biz bu arada tabii Deschampierre'le çok uzun kaldığımız için, ayrı kaldığımız için Deschampierre'i saymıyoruz. Yani biz öyle bir silahtan mağrum Efes'i eledik, yendik ve şampiyon olduk bu arada. Senin ve bazı izleyicilerimizin, gerçi ben de gelirse çok mutlu olurum açıkçası. Bir Kalinic hamlesi beklenebilir, hatta onun da Barcelona'yla ismi geçti bu hafta için ama herhalde muhtemelen olacak gibi değil açıkçası bakıldığı zaman. Kalinic ona bir 3 numara da lazım bize bu arada. Bence bakıyorlardı orada çok ciddi bir anlamda. Ya dediğim gibi yani Henry, Wilbekin, İsmet, De Colo, Guduric, Şehmus keyifli. Yani evet. Bakıldığı zaman kağıt üzerinde keyifli. Bir de orayı yönetecek beynin, akıl hocasının İtudis olması içimi biraz daha rahatlatıyor. Aynen. Kısa rotasyonu konusunda Fenerbahçe'nin eli çok fazla kuvvetlenecek. Yani topu çevirebilecek oyuncu, bir de dediğin gibi yani şimdi Fenerbahçe'de İtudis'le beraber bir kabuk değiştirecek, tabii süreç nerelere gidecek bilmiyoruz hani. Dediğim gibi yani koçun söylediği şey, sabırlı olun, panik yapmayın. Her şey kontrol altında gibilerinden bir açıklama yaptı. Ya konuşulacak her şeyde konuştuk açıkçası. Yani çok böyle isim üzerinde zaten konuşulacak isim bu yayında Wilbekin'e Cekiri'ydi. Onları da değerlendirdik. Gidenleri konuştuk. Biraz Motley'i konuştuk. Biraz Fenerbahçe'nin kısa rotasyonu işte nereye doğru evriliyorsan onları konuştuk. Ağzına sağlık Uğur. Değerli bir yayın. Dolu bir yayın olmuş ya. Bir kişi üzerinde konuşsak bu kadar dolu dolu program olmadı işte. Daha ya, tabii ki, tabii ki. Yani en azından değerli izleyenlerimize de gene güzel bir hafta sonu yayını armağan ediyoruz böylelikle.
Cuma akşamına itibaren keyifle seyredebilirler. Bütün hafta sonunu tabii değerlendirebilirler. Her zamanki gibi zaten kıymetli yorumlarıyla da programa renk katacaklardır. Ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, değerli yorumları paylaşmayı asla unutmuyoruz. Herkese sarılar, günler diliyoruz, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.